Çin, dünyanın ilk 6G uydusunu 6G teknolojisini test etmek için yörüngeye gönderdi. Katar Savunma Bakanı ile İtalya Savunma Bakanı Doha'da bir araya geldi. Katarlı Barzan Holding ile İtalyan Leonardo firmaları arasında Katar Hava Kuvvetleri'nde eğitim programını içeren iki anlaşma imzalandı. General Dynamics firması ABD ordusuyla 9,4 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesi imzaladı. Libya Savunma Bakanı Selahattin Nemruş ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nı ziyaret etti. ABD Senatosu, Pentagon 2021 yılı mali bütçesi için 696 milyar dolar teklifinde bulundu. Katar Savunma Bakanı ve Libya Savunma Bakanı Doha'da bir araya geldi. İki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması imzalandı. Forbes dergisi, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zaferin ardında sihirli kurşun şeklinde nitelediği Türk İHA'larının olduğunu yazdı. ABD Dışişleri Bakanlığı toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insansız hava aracı ve havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışına onay verdi.